Uzun bir aradan sonra merhaba. Bugün çalışacağımız konu astronomi tarihinin en göz alıcı resmi. Yani bana göre. Bugün Sulu Böğe'yle Kartal Nebulası'nı çalışacağım. Zaten ilgisi olanlar biliyordur. Şimdi çizime geçebiliriz arkadaşlar. Uzay manzarası çalışırken dikkat etmemiz en önemli unsur ışık değerleridir arkadaşlar. Boş bırakacağımız yerlerdir. Mesela burada yıldızlar var. Nebula'nın etrafındaki çizgiler var, kontürler, beyaz bırakmamız gereken yerler. Onları yaparken çok dikkat etmemiz lazım. Buraya yıldızın yansımasını çizdim. Şu şekilde yuvarlak bırakıyorum. Çünkü orası beyaz kalacak. Diğer yıldızları bırakmanıza gerek yok. Oraya beyaz tükenmez kalemle yapabilirsiniz. Önemli olan şu 3 yıldız. En parlak 3 yıldız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bulut olduğu için sadece dış hatlarını çiziyorum. İç kısımlarını boyarken yapacağım. Şu an detaylandırmaya gerek yok. Hemen Kartal Nebula'mızın ikinci sütununa geçelim. Bu da diğeri gibi aşağı doğru dağılıyor. O dediğim yıldızların bir tanesi de burada arkadaşlar. Buraya da yuvarlağımızı bırakalım. Hemen son sütunumuzu da yapalım. Bu biraz daha dağılmış. Sütunlar şurada bitiyor ve aşağıda çok güzel dağılmış bir yer var. Evet arkadaşlar, çizim taslağımız bitti. Sıra geldi boyamaya. Hemen renklerimi hazırlıyorum. Şimdi buraya maviler, morlar hazırlayalım. Şu şekilde morla mavi birleşsin, kaynaşsın. Ben oralarda tuğla renkleri görüyorum. Tam kahverengi değil de tuğla rengi de var. Sarılar var, turuncular var. Hatta hardal bile var. İlk olarak elim ısınsın diye kahverengi sütundan başlayacağım. Bir de bunlara neden sütun deniyor arkadaşlar? Yani bunu çeken teleskop, Hubble Uzay Teleskobu, yaratılış sütunları diye ismini vermiş. O yüzden böyle kaldı arkadaşlar. Ben de böyle öğrendim. Yani baktığımızda çok küçük gözüküyor ama en sağdaki sütun bile güneş sistemimizden büyüktür yani. Zaten büyük. Çok büyük olduğunu biliyorum. Ben de hemen astronomi hocası kesildim değil mi? Vallahi elimde olsa astronomi okurdum da maalesef puan yetmedi. Küçük bir su damlası bıraktım oraya. Gerisini rahat şekilde boyuyorum. Tam kahverengi olmadığı için biraz renklendirelim içini. Arkadaşlar ilk sütunumuz bu şekilde. Daha detaylara gireceğim. Şimdi bir arka plan girmeyi deneyelim. Bakalım arka planın etkisi nasıl olacak? Bunu merak ediyorum. Şimdi şu sol kısmı gireceğim arka plan olarak. Olabildiğince açık girmeye çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz sulu boyada aşama aşama gidiyoruz. Şu kısımlara suyumu bıraktım. Şimdi yukarıya doğru çalışmamız morlardan oluşuyor. Ben bu yıldızın etrafını yapmak istiyorum. Çünkü buraya su kaçırmak istemem. Buradaki en önemli yerlerden biri de sütunun etrafı arkadaşlar. Bu kontur dediğim yerler neredeyse beyaz, yani çalışma öne çıkaracak yerler. Oraya çok dikkat etmemiz lazım. Çok hafif sarı alıyorum. Sütunun etrafına bırakıyorum. Neredeyse beyaz bırakıyorum arkadaşlar. Şu kısımlarda kağıdın beyazından yararlanacağız. Şimdi aşağı doğru da açık tonlar var. Bunları kaynaştıralım. Yani öyle bir görsel ki arkadaşlar, bazı yerlerde turkuazlar var. Yani resmen renk paleti gibi. O kadar güzel. Şu gördüğünüz kısımları da açık mavi yapabiliriz. Hatta dediğim turkuazı bile yapabiliriz. Çok az yeşille turkuaz hissini verebilirim. Şuradaki dağılmalar arkadaşlar işimize yarayacak. Çünkü bu bulut olduğu için çok dağılan yerler var. O yüzden oradaki patlamalar sıkıntı değil. Şu kısım boş ve bulut dağılmaları var. Kahverengi. Onu en son yapacağız. Önce bir alt zeminini oluşturalım. Evet, şu an istediğim gibi gidiyor. Umarım batırmam.
Yani böyle bir güzel görseli batırmak istemiyorum. Soldaki sütun diğerlerine göre daha açık tonlarda. Hatta içinde maviler bile var. O yüzden daha dikkatli boyamamız lazım. Bunun da altyapısını bir sarı yapalım bakalım. Bu şekilde bir altyapısı var. Şu en alttaki toz bulutunu da belli edelim. Şuraya attığımız alttaki yeşil ton çok işe yaradı. Yani tam istediğim görüntüyü verdi oraya. Yani her bir sütun bulut etkisini yavaş yavaş kazanıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar genel itibariyle koyularımız bitti. Kuruyunca açılacağı için biraz daha koyu ton atmamız lazım. Ondan sonra yıldızları atıp bitirelim. Bu yaptığımız detaylar çizimi her zaman öne çıkartır arkadaşlar. Yani orada ne görüyorsanız onu mutlaka yapmaya çalışın. Sadece yıldızları yapmak kaldı. Onu da bu kalemle yapacağım. Beyaz tükenmez kalem markı Spensan. Herhangi bir büyük bir kırtasiyede bulabilirsiniz. Yıldızları yapınca zaten resim değişecektir tamamen. Şu attığım çarpılar çok önemli. Yıldız yansımaları çok önemli. Onlara dikkatli bakın. Bulutun içinde de yıldızlar var. Onları da yapalım. Bunlar daha belirgin olacaktır. Bahsettiğim kontürler bunlar da arkadaşlar. Yani kağıdın beyazından yararlandık ya. Bazı yerler kapanmıştı. Onları açıyoruz. Önemli bir yıldız. Büyük ve yansımayı iyi yapmak lazım. Neredeyse istediğim görüntüyü yakaladım. Gördüğünüz gibi koyu yerlerde beyaz kalem daha çok işe yarıyor. Şimdi sağ taraftakileri de yapalım ve bitirelim arkadaşlar. Biraz fırçayla yumuşatıyorum. Çok keskin oldu çünkü. Evet arkadaşlar, kartal nebulamız bu şekilde. Ne yalan söyleyeyim, çalışmaya ilk başladığımda biraz şüphelendim. Acaba olmayacak mı dedim. Sonradan sabırla ilerleyince tam istediğim bir şekilde çalışma oldu. Sizlere de güzel bir uzay görüntüsü çizdiğimi düşünüyorum. Hem astronomiyi sevdiğim için hem çok güzel bir görsel olduğu için çok keyif aldım bu çalışmadan. Umarım siz de izlerken ve çizerken keyif alırsınız. Her videoda olduğu gibi burada da söyleyeyim. Videolara biraz ara verdim. Çünkü istediğim geri dönüşü alamıyorum. Umarım güzel dönüşler alırım ve motive olurum.
Çünkü biliyorsunuz YouTube'da motivasyon çok önemli arkadaşlar. Çizim hakkındaki yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Ve sıradaki çizimler ne olsun fikirlerinizi videonun altına yazın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.